İkinci el araç piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım ikinci el araç fiyatlarında %5'lik bir düşüş yaşandığını ve satışların iyi durumda olduğunu söyledi. İkinci el otomobilde fiyat düşüşü devam ediyor. Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından ilanlar üzerinden yapılan bir çalışmaya göre, Temmuz ayında ikinci el otomobile talep artmasına rağmen fiyatlar gerilemeyi sürdürdü. Fiyatlarda reel düşüş ard arda 13. ayına girdi. İkinci el otomobil piyasasını değerlendiren Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, araç alım satım fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, satışların Temmuz ayından bu yana memnun edici olduğunu kaydetti. İkinci el araç piyasası şu anda iyi durumda. Şu anda piyasanın oturmuş hali bizim için, galericiler için gayet iyi. Bundan 6 ay, 1 yıl öncesine bakarsak, şimdiki piyasa tam oturmuş durumda. Şu anda piyasa tam şimdikiyle kıyaslasak bir 50-60 lira bir ortalama bir %5 bir düşüş oldu. Şu anda ama bizim için önemli olan piyasanın oturmuş halidir. Vatandaşların araç satın alımlarında öncelikle motor ve şanzıman sağlığına dikkat etmeleri gerektiğini dile getiren Ahmet Yıldırım, vatandaşların ikinci el araç alımında mağdur olmamaları adına yetki belgeli galericileri tercih etmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar arabanın motoruna, şasisine, şanzımana bakması lazım. Şimdi boya takıntısı olanlar zaten sıfır almaya gitsin. Yani şimdi normal ikinci elle aramasın. Şimdi fabrika o zaman sıfır araçta boyasız göndersin. Nasıl gönderecek? Şimdi mesela bir aracı sürttüğü zaman o aracın götürüp macunlayıp boyatıp vermesi mi, yoksa sıfır kapıyı alıp takmak mı? Bence sıfır kapıyı alıp takmaktır. Yani önemli olan şey araçta motor, şanzıman ve şasedir. Şimdi bizden aldığı zaman, mesela diyelim geldin benden araç aldın. Araçta bir sorun çıktı. Sorun çıktı. Nereye gideceksin? Galerinin önüne geleceksin. Diyeceksin abi ya, araçta sorun var. Kardeşim ne sorun var? Diyorsun de diyelim filan şeyinde, gel kardeşim gidelim. Hatası neyse giderelim. Neyse ödeyelim. Kendimiz ödüyoruz, yapıyoruz, gönderiyoruz. Ha, dışarıdakinden aldığı zaman noterde selamlaşırsın, güle güle dersin. Kimse kimseyi bulamaz. Yani o yüzden korsan galericiliğe karşıyız, kayıt dışı galericiye karşıyız. Yurt dışından tatil için geldiği Elazığ'da Araç Bakan Nejat Kahraman, Türkiye'de ikinci el otomobillerde parçası değişen araçlara iyi gözle bakılmadığını, aksine yurt dışında parçası yenilenen araçların daha kıymetli olduğunu dile getirdi. Türkiye'de daha önce ben yaşadığım için Türkiye'de şöyle sorunlar var. Mesela araç orijinal mi, boyalı mı, boya takıntısı çok var özellikle Türkiye'de. Mesela Almanya'da böyle boya takıntısı falan yok. Mesela burada bir araç kaza yaptığı zaman gider şey yapar, macun yer bilmem ne yapar. Ondan sonra satışında adam diyor ki orijinaldir diyor, değişen yok diyor. Oysa Almanya'da, Avrupa'da öyle bir şey yok. Değişen olursa şahsen ben daha mutlu olurum, daha memnun olurum. Bu boya takıntısının bir defa Türkiye'de çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Veya değişeni yok, orijinaldir tamamen. Değişeni olsa çok daha iyi olur. Çünkü orijinal parça gelir, takılır.